Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Yani altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığından farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşünceyi altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Yani altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendilerine değil, seçimin kazanılmasına yöneliktir. Yani bu seçim çok kritik ve önemli bir seçim olacaktır. Dolayısıyla İYİ Parti'nin hassasiyeti bu seçimin kaybedilmemesidir. Çünkü kaybedilen bir seçimin telafisi yok. Bizim İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Onun için en fazla oyu olan kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik hep. Bu hassasiyetimizden kaynaklanıyor. Yani seçimin önemini kavrama hassasiyetimizden kaynaklanıyor bu. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır. Kişisel değildir bu. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Zaten bilinen bir husustu. Yani sürpriz yok burada. İYİ Parti 2 yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam en fazla kazanma ihtimali olan adayın gösterilmesidir. Onun sebebi de bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekir anlayışından kaynaklanıyor. Yetkili organlarla konuşmadan herhangi bir tahminde bulunmam yanlış olur. Gelişmelere bakacağız. Masa eğer Sayın Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılıp veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz. Yani İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun bir süreden beri kazanması yüksek olan aday üzerinde ısrarlı oldu. Ve genel başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkanımızın da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti altılı masada. Ben Türkiye'nin önünü açmak için aday olmayacağım dedi. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız. Yani bu seçim kazanılmalı diyoruz. Ama mesela altılı masada işte her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketinin ismini vererek yapılacak bir değerlendirmede en fazla oy çıkacak adayın arkasında duralım fikri de yine kişisel değil. Yani kendimize yönelik değil, kazanmaya yönelik. Yani önemli olan kazanmaktır. Kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur bizim. Bilmiyorum. Efendim, yeni bir ittifak kuracak mısınız siz? Yani? Bilmiyorum, yok. Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi başkanım? Böyle bir... Yani henüz bunlar konuşulmadı. Onun için bir değerlendirme yapmak yanlış olur.